Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kutil'in açıklamalarına göre TUSAŞ tarafından özgün ve milli bir şekilde üretimi gerçekleştirilen Hürkuş'un son modeli hava-yer entegrasyon uçağı önümüzdeki Şubat ayında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmeye başlanacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası 2021 tatbikatına katılmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin özgün ürünleri arasında yer alan Hürkuş'un yeni versiyonu, Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı bu tatbikatta uçuş gösterisi düzenledi. İlk kez uçuş gösterisi düzenleyerek görücüye çıkan ve dikkatleri üzerine toplayan Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı pilotların eğitimlerinde kullanılacak. Tatbikat kapsamında dikkatleri üzerine çeken Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın eğitim faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor. Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı ile ileri hava kontrolü, ileri muharebe kontrolörü ve müşterek ateş destek timi eğitimleri verilecek. 135. filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı'nın düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor. Hürkuş'un mevcut gelişmiş özelliklerine ek olarak Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı ile elektrooptik IR kamera, lazer güdümlü ve güdümsüz eğitim mühimmatlarının yanı sıra otopilot entegrasyonları da aşamalı olarak gerçekleştirilebilecektir. Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası 2021'de dikkatleri üzerine toplayan Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı ile ilgili TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kutil şunları anlattı. Çeşitli ülkelerin komutanlıklarının katılımlarıyla gerçekleştirilen bu önemli tatbikatta Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı özellikle 135. filo nezdinde eğitim maksadıyla kullanılacak. Biraz daha açmak gerekirse Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı ile amacımız hava ve yer unsurlarına eğitim vermek. Hürkuş Hava-Yer Entegrasyon Uçağı'nın gelişmiş sistemleri ve özellikleriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza önemli katkılar yapmak istiyoruz. TUSAŞ Hürkuş ya da TAİ Hürkuş, TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi'nin ürünü olan eğitim uçağıdır. Adı Türk Pilot ve Mühendis Vecihi Hürkuş'tan esinlenerek verilmiştir. 2006 yılının Mart ayında Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan anlaşmayla Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi yürürlüğe girmiştir. Hürkuş Eğitim Uçağı Projesi çerçevesinde özgün bir eğitim uçağı prototipinin tasarlanması, geliştirilmesi, test ve doğrulanmasının yapılması, üretiminin ve sertifikasyonunun gerçekleştirilmesi ve sisteme ait teknik veri paketinin oluşturulması hedeflenmiştir. Hürkuş, EASA CS23 kurallarına göre tasarlanmış ve sertifiye edilmiştir. Gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetiyle öğretmen ve öğrenci pilotun arka arkaya oturduğu tek turboprop motorlu bir tasarım sahiptir. Uçak ayrıca genel kullanım, aletli uçuş, seyir-i sefer ve formasyon eğitim aşamalarını gerçekleştirebilme özelliklerini de taşımaktadır. Standart uçak sistemlerinin yanı sıra kabin basınçlandırma, koltuk fırlatma sistemi ve uçak üzeri oksijen üretimi sistemine sahiptir. Hürkuş uçağı aynı zamanda GLASS cam kokpit olarak bilinen tamamen dijital elektronik gösterge sistemlerine sahiptir. Bu dijital elektronik göstergelerin temel amacı, kokpitteki aşırı miktarda gösterge saati kalabalığını azaltarak pilotların kontrol yeteneklerini arttırmaktır. Elektronik dijital göstergelerin kullanımı, verilerin pilota, muharip uçaklardaki bütünlük içerisinde ulaştırılmasını sağlayacaktır. Bu anlamda Hürkuş oldukça çağdaş ve yüksek teknoloji kullanan bir eğitim uçağı olacak ve pilotları muharip uçakları hazırlayacaktır. Tüm uçuş, yatış dönüş, suni ufuk ve durum göstergeleri, motor göstergeleri ve uçak sistemlerine ait göstergeler iki ana LCD ekranda pilota iletilecektir. Bunun dışında yedek uçuş göstergesi de bağımsız bir LCD ekran olacaktır. Tüm seyir-i sefer ve iletişim ekipmanları tek bir elektronik panelden kontrol edilecek, bu da kontrollerin oldukça düzenli olmasını sağlayacaktır. Bu üstün elektronik yetenekleri Hürkuş'u sınıfının en iyilerinden biri yapmaktadır. Tahminlere göre 2010'lu yıllarda dünya ordu ve hava yollarının envanterlerindeki eğitim uçaklarının pek çoğu ekonomik ömrünü doldurmaktadır. Dolayısıyla yüzlerce eğitim uçağı açığından oluşan ciddi bir pazar beklenmektedir. Bu nedenle Hürkuş'un EASA'dan sertifiye edilmiş ve sınıfında üstün özellikler taşıyan bir uçak olması oldukça önemlidir. Üstün elektronik özellikleri ve bir eğitim uçağı için sıra dışı olan uçak sistemleri sayesinde bir jet uçağındaki sistemleri oldukça yakındır. Dolayısıyla Hürkuş temel pilotaj eğitimi yanı sıra muharip pilotların temel eğitimlerinde de kullanılabilecek bir uçaktır. Projede gelişmiş elektronik, mekanik ve aerodinamik özelliklerin gerçekleştirilebilmesi için kalabalık bir ekip çalışmıştır.
Hürkuş uçağı, Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçuş Programı kapsamında farklı görev senaryolarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Hürkuş-C, pilot eğitim ihtiyacının yanı sıra hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirilmektedir. Ayrıca Hürkuş'un farklı modelleri için çalışmalar da başlamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı için keşif ve gözetleme amacıyla kullanılacak bir türevi geliştirilmektedir. Hürkuş uçağı aynı zamanda TUSAŞ mühendisleri tarafından geliştirilen uçuş kontrol yazılımını içeren merkezi kontrol bilgisayarlarını da taşımaktadır. İnsan-makine arayüzünün uygun bir şekilde sağlandığı, pilot güvenliği, pilot rahatlığı, kullanılabilirlik, güvenlik ve idame edilebilirlik kriterlerinin ergonomik açıdan da düşünüldüğü bir uçak olacaktır. Hürkuş'ta teknik özelliklerin sağlanmasının yanı sıra ürünün insan ilişkisiyle ilgili çalışmaları da yapılmaktadır. Ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Hürkuş-C hafif taarruz ve silahlı keşif uçakları, jandarma pilotlarının talepleriyle T-129 Atak helikopterinde de kullanılan mat siyah renge boyandı. Tasarımı da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne ait olan Hürkuş uçağı projesinde ilk etapta Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için 18 adet uçak siparişi verilmesi öngörülüyor. Öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na operasyon bölgesinde yakın hava desteği sağlayacak olan Hürkuş-C, jandarma pilotlarının talepleriyle siyah renge boyandı. Teröristlerin korkulu rüyası olacak Hürkuş-C, hafif taarruz ve silahlı keşif görevlerinin düşük maliyet ve yüksek hassasiyetle yapılabilmesi için geliştirildi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.